Bugünkü teknolojinin kuvvet menşei nedir? İnsanların bilgisi. Yok, bilgisi yok. O değil. Şimdi bizim konuştuğumuz ilmidir. Evet. Bugün teknolojinin üzerinde durduğu kuvvet merkezleri nedir? Şeyler değil mi ya, atom reaktörleri? Enerji, evet. enerji merkezlerinden bahsediyor. Tabii. Değil mi? Reaktörleri. Enerji, petrol, petrolü gaz, bırak. Nükleer enerji. İşte asım, o guleler var ya. Evet. Nedir onlar? Nükleer reaktör, atom reaktörü, atom enerjisi. İşte atom enerjisi. Yani bugünkü teknolojinin iftihar ettiği en büyük gücü ve en büyük gücümüz dediği bu atomik reaktör santralleri şimdi insanların kontrolünden çıktı. Cin gibi şişeden çıktı. Evet. Cin gibi çıktı şişeden, sokamıyorlar içeri. Çıktı. Onun için insanoğlu şimdi en büyük teknolojiyi temsil eden Almanya gibi, Amerika gibi, Japonya gibi, Rusya gibi, Almanya, İngiltere, bu devletler şaşkın olup durdu. لِكُلِّ شَيْءٍ حَدْ. Dikkat et bu söze. Ne demek ki bu? Her şeyin bir haddi vardır. Sınırı. Bir hududu vardır. Hududuna dayandın mı, oradan yürüyemezsin. Demek ki insanoğluna verilen salahiyetin son hududu atom reaktörleriydi. Ve atom reaktörleri bunların iradesinde çalışıyor gibi görünüyordu. Bir dalga gönderdi. Yerin göğün yaratıcısı olan bir dalgada berbat etti onu. Bütün devletler şimdi atom reaktörlerini nasıl bunlara biz karşı duracağız diyor.